Ümit Hoca hattımızda. Bursaspor eski teknik direktörlerinden Ümit Kayıhan şu an hattımızdaymış, arkadaşlarımız işaret ettiler. Ümit Hocam merhabalar. Vedat Bey yayınlar. Sayın tabii izleyemiyorum saat başı. Buradan İzmir'den size selam ve sevgilerimi yolluyorum. Tebrik ediyorum. Merhabalar sevgili hocam. Merhabalar. Hocam Bursaspor bir ezberi bozdu, bir devrim gerçekleştirdi Türk futbolunda. Siz de burada görev yapmış bir teknik adam olarak neler hissettiniz? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu başarıyı? Tabii ki Bursaspor'da görev yapmış olan bir teknik direktör olarak pek başarılı olamadım. Ama bu başarıyı ve bu başarıyı gösteren herkesi ben tebrik ediyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tabii ki o takımın formasıyla teknik direktör olan Ümit Kayar sahaya çıktığında ne duyguları paylaştıysa son dakikaya kadar ben de aynı duyguları paylaştım. Bunu gönül açıklığıyla söyleyebilirim hiçbir beklentim olmadan. Çünkü Bursaspor hakikaten bu sene o kadar güzel bir çizgi çizdi, o kadar güzel bir gösterge verdi ki bana göre Türk futbolunda bir çığır açtı diyebiliriz. Şu bakımdan bunu özetliyorum. Bir, Bursaspor'un başarısı bütün Türkiye'ye örnek oldu ve arkasından bir sürü takımları şu anda çekecek. Çünkü bir olay vardı. Dört büyüklerden başka hiçbir takım Türkiye'de şampiyon olamaz diye. Sivasspor geçen yıl bunu son dakikaya kadar getirdi. Ama Bursaspor bu sene bunu gerçekleştirerek bana göre Türk futbolunda bir çığır açtı, bir dönem açtı. Hatta ve hatta bir devrim yaptı diyebiliriz. Bu benim açımdan, sportif açıdan çok çok başarıyı ben gönülden tebrik ediyorum. Ve burada tabii ki futbol takımını sırf ele almamak lazım. Şehir olarak bütünleşti. Taraftar olarak her şeyi ortaya koydu. Ama çok çok iyi bildiğim için Bursaspor'un başarısında yer ve görsel medyanın da bana göre çok büyük katkısı olduğuna inanıyorum. Çünkü sırf Bursaspor sahada oynamıyor. Sağ dışında da bir genişlik, bir perspektif istiyor. Bursaspor medyasını ben gayet yakından takip ettim. Bunu gayet güzel bir destekle Bursaspor haklarını sağ dışında da koruyarak gereğini yaptı, verdi. Bu da bana göre şampiyonun bir ayrıca ucu olarak ben görüyorum. O bakımdan siz de televizyon olarak, genel televizyon olarak bu yayını yapıyorsunuz. Orada çok kıymetli bir arkadaşımız var. Şuha Bey, o da senelerce beraber olduk. Çok çok iyi arkadaşımdır. Ona da teşekkür ediyorum bütün Bursaspor medyasına. Niye teşekkür ediyorum? Bu şampiyonlukta en az takım kadar onların da bir uçtan payı olduğu için. Hocam size göre bundan sonra Türk futbolunda neler olur? Bursaspor yeni bir model yarattı. Bu modeli takip edenler olabilir mi? Yoksa aynı tas, aynı hamam gidilir mi? Şimdi bu yayın haklarının 30 trilyona çıkmasıyla, daha büyük ücretlere gelmesiyle bu paraları çok iyi kullanan kulüpler Bursaspor gibi bu ligi arkasından çekecektir. Bana göre Bursaspor buna çok güzel bir örnek oldu. Bir Kayseri olsun, bir Gaziantepspor olsun, bir Gençlerbirliği olsun, bir Ankara Gücü olsun, iyi yatırımlar yaparlarsa Bursaspor gibi. Bursaspor'un yatırımı neydi? Devre arası bazı oyuncularını çok çok büyük takımlar istedi fakat vermedi. Arkasına durdu takımının ve başarıyı getireceklerini imzasını attı. Diğer kulüplerde bu mentalitede olurlarsa, yani satıp da yaşa politikası değil, bu gelecek olan nakli engellerini çok çok iyi kullanarak gelişmesi açısından bana göre Bursaspor bu devrimin arkasından diğer kulüplerde gelebilir. Tabi bu da Türk futbolunun bana göre geleceği açısından çok iyi bir yarışmacı takımların fazlalaştıkça futbolumuzun ilerlemesine katkı sağlayacak yan üniteler çıkabilir diye düşünüyorum. Burada tabii ki Bursaspor takımının bir de bir gösterisi oldu, bir de bir olayı oldu. Takım bütünleşmesi, takım olma yolunda neler yapabileceğini tüm Türkiye'ye gösterdi. Sırf isimler değil, takım olarak kim oynarsa oynasın, kenarda oynamayan da mutlu, oynayan da mutlu. Bu hale getirdiğine ben Ertuğrul Hoca'ya da ben buradan meslektaşım olarak tebriklerimi yollamak istiyorum teknik heyetiyle beraber. Bir takım yaratmak çok önemli bir olay. Sırf bu futbol takımıyla oynuyor. Teknik ekibi, altyapı, üst yapı, tesisleriyle Bursaspor modern bir Türkiye'nin modern bir takım olarak şu anda gözümüzün önünde ve bunun arkasından marşeniz diğer takımlar çıkacağına ben inanıyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldınız. Rica ederim. Ben de Suat Hoca Bey'e buradan selam ve sevgilerimi yolluyorum yanınıza. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşürüz.